Çok değerli Genel Başkanım, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partili yöneticilerimiz, hepinize saygılarımı sunuyorum ve hoş geldiniz diyorum. Burada bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bir kahvaltı etkinliğinde bir aradayız, bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle tüm şehitlerimizi rahmet ve mihnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Kahvaltı etkinliğimiz için şöyle bir yöntem takip ettik. Çok farklı illerden ailelerimizi, değerli ailelerimizi buraya davet ettik, getirdik. Tüm bu süreçte ilgili belediyelerdeki şehit yakınlarına ve gazilerimize hizmet etmek için kurulan ve her geçen gün sayıları artan ve sayılarının artmasından onur ve gurur duyduğumuz birimler de bu kahvaltı sürecinde aileleri buraya getirme konusunda bize müthiş katkı sundular. Onlara da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu vesileyle çok uzun konuşmayacağım. İzzet kardeşimiz konuştu, genel başkanımız varken bize çok söz düşmez ama şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki yaklaşımı şudur, çok net. Biz şehit aileleri ve gazilerimizle ilgili konulara partiler üstü bakıyoruz ve bu meseleleri özel günlere sıkıştırmak bize yetmiyor. Özel günleri anmamız lazım elbette. Özel günler çok önemli ama onun dışında biz şöyle anılmak istiyoruz. Ne tür politikalar öneriyoruz? Ne tür sosyal politikalarımız var? Esas bununla anılmak ve esas bununla imtihan edilmek, varsa eleştirilmek veya olumlanmak isteriz. Onun dışında biz İzzet kardeşimin temsil ettiği koordinasyon merkezi sayesinde konumuzla alakalı sosyal politikalarımızı veya politika önerilerimizi belirliyoruz. Onlara da burada ayrıca özel bir teşekkürü iletmek istiyorum. Önemli bir yük kaldırıyorlar. Onun dışında alanımızdaki sivil toplum kuruluşlarına ayrım gözetmeksizin, dedim ya partiler üstü bakıyoruz biz meseleye. Onlarla da temas kuruyoruz. Varsa eleştirilerini, önerilerini almaya çalışıyoruz. Ve öğreniyoruz. Onlardan da çok ciddi katkılar görüyoruz. Teşekkür ederiz onlara da. Yine bir şey daha vurgulayayım. Tüm bu süreçlerde meclis zeminini etkili olarak kullanıyoruz. Çok etkili olarak kullanıyoruz. Yapabildiklerimiz var. Yapamadıklarımızı da genel iktidarımızı da başarmak istiyoruz. Böyle bir irademiz ve iyimserliğimiz olduğunda vurgulamak istiyorum. Şimdi son dönemde yerel yönetimlerimizi arttırdık biliyorsunuz. Hemen hemen her yerel yönetimde şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili ya bir birim kuruluyor ya bir temsilci atanıyor. Biz tabii ki bu süreci teşvik ediyoruz. Bunların artmasından ve bu birimler vasıtasıyla hizmet üretilme durumundan dolayı çok çok mutluyuz. Bunu daha da kuvvetlendireceğiz ve yarın öbür gün diyecekler ki Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleye çok iyi eğiliyor. Genel iktidarında da bakıyor, yerel iktidarında da konuyla ilgileniyor diyecekler. Bize bu tatmin yeterli olacaktır. Şimdi bu birimlerdeki arkadaşlarıma da gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum bir kez daha. Tabii ki son olarak konuşmamı burada bitirirken davetimize icabet edenlere tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, saygılar sunuyorum tekrar.